Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz iki yeni halk arzı hızlıca 10 dakikayı geçmeyecek şekilde inceleyeceğim daha kısa versiyonlarında ya da günlük durumlarında Ayhan Kayan 14 Instagram hesabında paylaşmaya başladım takip edebilirsiniz keza Ayhan Kayan 14 Twitter hesabında takip edebilirsiniz e, konut kredisi ile ilgili son yazdığım yazıyı da okumanızı tavsiye ederim size de çok pahalı geliyorsa konut kredisi faiz oranları deyip e, hızlıca başlayalım bu hafta iki halk arzımız var Onur Yüksek Teknoloji ve Öz Yaşar Tel arkadaşlar. Ee, pek halka Arzar'da en son ne oluyor? Ee, Lila Kağıt'ta, Koton Rönesans Garı hatta bir tık da Entra'da e, pek yatırımcılar tatmin olmadı. Aslında Entra'yı saymayız. Entra %40 gibi bir kar yapmıştı. Ama Lila Koton ve Rönesans'ta beklenilen verilmemişti. Bunun katılımları etkilememiz gerektiğini söylemiştik ve Altınay Koç Altına iki gününde güçlü tavan, koçtu ilk gününü tavan kapattı. Peki bu Harkarzar Lila Kağıt Koton sınıfına mı giriyor? Yoksa Altınay Koç tarafına mı giriyor derseniz ben aralarında deyip e, Spoiler vererek başlayayım. Şimdilik ilk e, şirketimiz arkadaşlar onur yüksek teknoloji, onur yüksek teknoloji uzun süredir teknoloji işi yapan savunma sanayiye ve işte havacılığa şimdi de yavaş yavaş yenilenebilir enerjiye geçmiş tecrübeli güzel bir şirket, güzel bir şirket diyorum çünkü yazılım sektöründe bu bu işi yapan Türkiye'deki şirketlere göre Gerçekten nakit akışını iyi yönetebildiklerini düşünüyorum. Genel olarak çarpanları Türkiye'deki diğer yazılım şirketlerine bakınca halka açık şirketlerden de bahsediyorum. Fena değil. Yurt dışına da açılma misyonunda olan ve güçlü insanların yönetim kurulunda başında olduğu güzel bir şirket. Hani Borsamıza hayırlı olsun. Renk katacak bir şirket. Vizyonda bir şirket. Peki tabii ki de Twitter'da girdiğinizde Özellikle Fintables sayfasının say say açıklamalarına baktığımızda işte tabii ki de 30 FK insanları çok rahatsız etmiş. E, PD bölü, DDS 1.62 FK'sı ise neredeyse 30'a yakın bir FK'dan bahsediyoruz. Ancak şöyle bir şey var çarpanlar 2023 yılında bir tık bozulmuş. E, bakınca arkadaşlar 44 senelik bir şirket ve 2023 yılında bir tık e, bozulduğu için FK değeri kötü çıkmış. Ee, bu tarz şirketlerin bu tarz sıkıntılar yaşaması bence normal. Birazcık işte FK'dan dolayı ön yargı oluşmuş. Bunu fırsata çevirebiliriz. Ben bu halka arzı kesinlikle katılacağım. Ee, çünkü e, basit hamlelerle özellikle bu halka arzı gelirinden gelecek parayla beraber de e, kendilerini toparlayıp bir, bir iki iş açıklamalarıyla bu FK çok az altına inebilir. E, ben açıkçası çarpanlarını, fiyatını falan beğendim bu şirketin. Hani Bence daha ucuza da bu piyasa şartlarında... E, Arz edilemezdi yani bakınca halka arz iskontosunda %30 gibi bir şey göstermiş. Halka açık korunu %31 tık fazla halka açıklık olmuş ama küçük şirketlerde bunu görebiliyoruz. Katılım endeksine uygun T1 T2 de uygun T1 T2 uygun olduğu için Midas'tan da e, katılabileceksiniz. Ve bakınca da büyük hemen bütün kuruluşlarda e, bu halka arıza katılabileceksiniz. Halka arz büyüklüğü arkadaşlar 976 milyon TL 1 milyar TL büyüklüğünde neredeyse bir halka. Şirket değeri de 3 milyar TL büyüklüğünde ve güzel bir şey yapmışlar. Yapmalarına gerek yoktu ancak %100 bireysel yapmışlar. Bunu da pozitif okudum. Ee, yine pozitif olan bir şey de 1 milyar TL gibi karın arkadaşlar büyük bir bölümü şirket kasasına gidecek. Ee, bu şirket kasasına giden paylarında payların da işte %57'sini yenilenebilir enerjiye, %12,5'ünü işletme sermayesini, %20 borcuca yapmışlar ki şirket ee, şu an ne oldu dondu mu? Şirket zaten kendi kendini de, çok yazılım şirketlerinde bulamayacağımız bir şekilde kendi kendini finanse edebilen bir şirketten bahsediyoruz. yani gelir olarak da bu halka bu şirketin işine yarayacak. %100 bireysel olması da yine pozitif. Hem pozitif hem negatif. Yani şöyle şu açıdan pozitif. İlk günlerde o kurumsal oyunlarından bir tık içrise uzaklaşırız ve bu da ilk 4-5 gün 6 gün satılmasının gereksiz olabileceğini gösteriyor bize. Yani bu halka arz'a girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kaç lot başvuru olur? E, bu halka arz'da arkadaşlar saat sınırı var. 1 10 2 gün sürecek. Saat sınırı var. 10.30 ile 13 arasında başvuru yapabilirsiniz ve e, normal hisse alır gibi normal hisse alıp ONRYT kodunu gireceksiniz. E, bu yüzden de katılım bir tık az olabiliyor ve insanlar hem saatini oturtamıyorlar hem küçük buluyorlar. Ne bileyim halkar sekmesinden olmadığı için sıkıntı yaşayanlar olabiliyor. O yüzden bir tık fazla lot girelim. 400 lot bir başvuru yapalım arkadaşlar. 8 lot belki 9 lot. Bütçeniz varsa 10 lot bir başvuru. 10 lot fazla bile kaçar. Yani 400-500 lira arası bir başvuruyla bu halka arıza girelim. E, al uygundur bence. Al için gayet uygundur. Ama al yapmayanlar için de ilk 4-5 gün satılmaması gerektiğini şahsen düşünüyorum deyip Hemen diğer halka arzımıza geçelim. Özya Şertel. Arkadaşlar şimdi Özya Şertel de e, köklü bir şirket. E, yılların şirketi. E, yurt dışında bile fabrikası olan bir şirket. Türkiye'de de, e, işte e, Türkiye'deki fabrikaları, kendilerinin yurt dışındaki fabrikaları e, kira almış bu arada. Finansman olarak biraz sıkıntılar yaşadıklarını ve çok da öyle e, büyüme e, kafasında olamadıklarını görüyoruz. Finansal açıdan sıkıntı yaşamaları e, tabii ki de ma e, normal Ereğli'de yaşadı, Kardemir'de yaşadı. E, işte Cemaş'ta yaşadı. E, bu çelik sektöründeki biliyorsunuz koronadan beri süre gelen e, finansman sıkıntılar bu şirketi de e, etkilemiş görünüyor. Bu yüzden de halka arz olma zamanını e, tam vaktinde olmuşlar diyebiliriz arkadaşlar. Halka arzdan gelecek parayı buna rağmen halka arzdan gelecek paranın çoğu da ortağa gitmesi ve halka arzından gelecek de çok bir para çok bir nakit yok ama şirket küçük bir şirket. Bakınca arkadaşlar şöyle bir bakalım. Halka arz büyük 3 milyar TL'nin altında. Halka arzında 873 milyon TL. Ee, yine yapmak zorunda olmamalarına rağmen yine yüzde bireysel yapmışlar. Bu açıdan iyi. Ee, şimdi şirkette karlılık sorunları kendi kendini finansma et, finans etmekte biraz sıkıntılar yaşanmış. Karlılıklar etkilenmiş. Metal sektöründen çok bir ayrışan bir durum olmadığını düşünüyorum. Ben bu halka arıza gireceğim. Ancak Alunut'a da uygundur. Yani Alunut'a uygundur. Ancak çok bir tamam performans yaparsa da satılabilir. Yani çünkü bakınca şöyle bir şey yapabiliriz. Bir şirkete zaten çok bir gelir gelmeyecek. Onun da birçoğu direkt borca gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi 40'ı borca gidiyor. Yani şirketin kasasını girecek para 200 milyon TL gibi bir şey. Bu devirde 200 milyon TL ile ne kadar bir boost etkisi yapılır? O bir soru işareti. Onun dışında diğer şirketlere bakınca, demir çeliklere bakınca da işte Kardemir benim çok gözüme çarpan bir şirket. İşte Kocaer gibi şirketlerin finansmanlarına bakınca da bu şirket 4-5 tavandan sonra bence sektörün üstüne çıkacak. Buna dikkat etmek lazım. Ben o yüzden hani belli bir tavan serisinden sonra, %100 bireysel olduğu için bu sulanabilir. Belli bir tavan serisinden sonra aslında vedalaşıp, çünkü bu şeyi çok görüyoruz halka arz olan şirketlerde. işte İzdemir Enerji'de gördük, Taten'de gördük. Çok pahalıya geliyorlar sonra o fiyata gelemiyor. İşte Kale Seramik'te gördük. Bu şirkette de eğer tavanın çok fazla abartılırsa bu da artık pahalıya gelir. Ve artık o fiyatları göremez. Bu yüzden hani Twitter'da ve Instagram'da takip etmekte fayda var. Hani satılabilecek zamanı kendimce yatırım tavsiyesi olmadan sizlere söyleyebilirim. Ama özetle bakılacak olursa arkadaşlar bu şirkete de katılınabilir. Dediğim gibi %100 bireyselde işte saat sınırından ondan bundan dolayı bir tık fazla bir başvuru yapılabilir. Ne kadar başvuru yapılabilir arkadaşlar? 350-400 TL arasında işte 13-15 lot 14 lot gibi bir başvuru yeterli olacaktır. Ben bu halka arıza da katılması gerektiğini düşünüyorum. %100 bireyseller çünkü ee, insanlar dokunmadığı müddetçe kurumsallarda e, insanları tetikleyemeyeceği için genel olarak ilk 3-4 gün, 5 gün rahat ediyoruz bu halka arzarda. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakınız.